1961 yılında Türkiye'de basının özgürleşmesini ya da özgür çalışabilmesini sağlayacak iş koşullarını düzenlemeye yönelik yasanın kabul tarihi. Çağının aslında o zaman bile çok ilerisindeymiş. Gerçekten de uzunca yıllar basının görevini gereği gibi yapması için başta iş güvencesi olmak üzere çok sayıda kolaylık sağlamış. Ama artık böyle bir yasanın varlığından söz edemiyoruz. Zaten o zamanki meşhur adıyla 212 sayılı basın kanunu artık yok. O basınla iktidarların ülkeyi yönetenlerle ülkedeki sıkıntıları olan biteni yazan gazeteciler, medya arasındaki ilişkiler hep sıkıntılı oldu. Yani Batı demokrasilerinde de, Türkiye'de de, Türkiye'nin kör topal demokrasisinde de yönetenler icraatlarıyla ilgili, yaptıklarıyla ilgili eleştirel şeyleri çok sevmezler. Bu ülke darbe dönemleri gördü, bu ülke olan suhal dönemleri gördü. Bugün 25. yıl dönümü, Metin Göktepe'nin duvardan düştüğü bir açıklanan bir gazetecinin tekmelenerek öldürülmesi 25. yıl dönümü. Arabasına bombalar konarak havaya uçurulan 24 Ocak'ta Uğur Mumcu bir kez daha önce 93'te öldürülmüştü. Türkiye hep sıkıntılı süreçlerden geçip basın özgürlüğüyle ilgili sıkıntılar vardı. Fakat basın özgürlüğüyle ilgili yaşanan sıkıntılar genelde Türkiye tarihine baktığınız zaman, özellikle modern cumhuriyet tarihi boyunca, olağanüstü zamanlarda bazı spesifik olaylarla beraber görülen baskı dönemleriyle sınırlı oldu. Türkiye'nin özellikle 2010-2011'den bu yana yaşadığı ise sistematik olarak bir medya ikliminin tamamen değiştirilip iktidar tarafından yönlendirilmeyen neredeyse hiçbir medya organına yer verilmemesi ve bu iklimin, bu özgür, demokratik veya çok sesli yapının tamamen ortadan kaldırılması gibi bir süreç karşılaşıyoruz. Yoksa bugünün dünden daha kötü veya daha iyi olduğunu söyleyemeyiz ama yapısal anlamda baktığınız zaman bütün bir sistemi ortadan kaldırmaya, basının, özgür basının varlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bambaşka bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da en ağır dönemlerden birini yaşıyoruz. 90'lı yılların ortalarına kadar gelen dönem belli bir dönem aralığındaki en fazla gazetecinin öldürüldüğü dönemdir. Bu dönemde belli bir dönem aralığında en fazla gazeteciye dava açıldığı, ceza verildiği, en fazla yayın organının kapatıldığı ve diğer taraftan da çok sayıda gazetecinin belli bir dönem aralığında yoğunlukla hapis kaldığı bir dönem bu. Bir de şöyle bir karakterinden çizilebilir bu sürecin. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok farklı yerlerde duran yayın organlarında, basın organlarında çalışan gazeteciler aynı torba davaları yerleştirildiler. Bu aslında bize şunu söylüyor. İktidarın karşısındaki hakikat bakımından belli bir muhalif alan tanımının dışında aslında iktidar kendisine biat etmediğini düşündüğü çok farklı kesimlerden gazeteleri baskı altına alıyor. Bu toplam iktidarın aslında siyasete ilişkin bakışının da devamı çünkü muhalefete de bunu yapıyor. Hatta gazetecilerin hapiste bırakılması için özel yasalar çıkartıldı. İnfaz düzenlemeleriyle 90 bin kişi hapisten çıkartılırken tehditler çok arttı. Sansür artık bir rutine dönüştü. Geçmişe baktığımızda son dönemi özetlediğim gibi işte genel yayın yönetmenlerinin atanması, gazetecilerin atanması, çalışmayacakların tespit edilmesi gibi çok sayıda olaya tanık olduk. Binlerce gazeteci işsiz. Hiçbir dönemde bu kadar çok gazetecinin işsiz olduğu bir olayla karşı karşıya kalmadı medya. Çalışan gazetecilerin, bırakın özgürlüklerini bir tarafa koyalım, birazdan konuşuruz. Çalışabilme hakları, çalışırken kazandıkları para, diğer özlük hakları konusunda ciddi sıkıntılar var. Sendikal haklarının olmaması, özellikle medya endüstrisinin daralması farklı sebeplerle yaşayabilecek kadar para kazanamıyor olmaları, o anlamda özgürlüklerine, bireysel özgürlüklerine sahip çıkamıyor olmaları çok ciddi bir sıkıntı. Eğer biz 11 bin aşkın işsiz gazeteci gerçeğinden söz ediyorsak ve bugün çok sayıda iletişim fakültesinden de söz ediyorsak, yani gazeteci adayından dolayısıyla söz ediyorsak, çalışan gazeteciler açısından işsiz kalma korkusuyla çalışıyorlar demek bu. Yani çifte bir ablukayla karşı karşıya gazeteciler. Bu medyanın mülkiyet yapısındaki değişimle de ilgili. Aslında medyanın mülkiyet yapısı neoliberal dönemle birlikte havuz sistemine geçildi ve örneğin daha önce belli bir olay için, örneğin Orta Doğu'daki bir gelişme için aynı grubun çok sayıda
muhabir, kameraman, foto muhabir harekete geçerken şimdi bir muhabirle belki çok sayıda yayın organının aynı gruba bağlı beslendiği bir sürece geçildi. Epey oluyor aslında bu. AKP öncesi döneminden söz ediyoruz. Bu işsizliği derinleştirdi. Emek sömürüsünü de artırdı. Çünkü bir gazeteci normalde aslında belki 5-6 belki ona yakın yayın organıyla birlikte haber yapmış oldu tek bir maaşla. Bundan 3-4 yıl önceye kadar şöyle bir şey vardı hala. İstediğiniz haberi üretebiliyordunuz. Çalıştığınız büyük gazeteler, özellikle büyük medya kuruluşları bunları sıkıntı yaratmayacak şekilde yayınlamaya çalışırlardı. Yani haberi manşet yapmazlardı ama içeride daha yumuşak bir başlıkta vermeye çalışırlardı. Yani bir tür iğne deliğinden fil geçirmeye çalışırlardı, cambazlık yapmaya çalışırlardı. Ama iklim öyle bir hale geldi ki sıradan bir trafik kazası haberinde yolun arızalı olduğundan söz etmek bile Ulaştırma Bakanlığı'nın tepkisini çekmeye başladı. Yani iktidarı kızdırmak için ilgili bir yolsuzluk haberiyle çok aşırı politize bir haber yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla maalesef o iklim de ortadan kalkınca arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu ya kendilerini sansürlemeye başladılar ya da bu tarz haberleri yapmaktan külliyen vazgeçmek zorunda kaldılar. Büyük bölüm için söylüyorum. Hakkını yemeyeyim. Hala direnmeye çalışan, işini yapmaya çalışan çok sayıda saygın gösterici arkadaşımız var. Bizi siyaha düşüren, bizi siyaha düşürmek için baskı yapanlar utansın. Bizim ayıbımız değil bu. Evet. Çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için. Teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim evet. Süleyman Soylu. Türkiye'de uzunca bir süredir merkez medyaya bile tahammül etmeyen bir siyasi iktidar söz konusu. Sadece kendisini alkışlayan, toplumun hakikati öğrenmesine karşı durmak için bir araç olarak kullanan bir medya istiyor iktidar. Olay TV biraz daha işte merkezde duran, farklı görüşlere de yer açabilecek ama aslında öyle muhalif alternatif medya olması iddiasında bile olmayan bir noktada yayın çizgisi belirledi kendine. Ama gördük ki siyasi iktidarın buna bile tahammülü yok. 26 gün sadece yayın yapması söz konusu oldu. Olay TV'de bir çeşit iktidarın borazımına dönüştürülecek, yandaşına dönüştürülecek bir çizgiye çekilmek istendi medya patronu eliyle. Buna ama bir şekilde oradaki dengeler dolayısıyla gazeteciler karşı durdu. Asıl sermayeyi koyan kişi de karşılıyordu. İktidarın medyanın %95'ini kaplayan yandaş ve aslında gazetecilik mesleğine ihanet olan yani halktan gerçekleri gizleme misyonu edinmiş %95'ine katılmak yerine kapanmayı tercih etti. Yeni yaratılan medya düzeninin bir şey vardır yani medyaya giriş 101 gibi bir şey oldu. Biz 26 günde bu ülkede bir iş adamının hatta tek derdi genelde para kazanmak olan 90'lı yıllarda NTV kurmuş olan eski Nergis Holding'in patronu Cavit Çağlar'ı bir tür riske girerek bir ortağıyla birlikte acaba farklı bir şey olabilir mi, hangi motivasyonla denedi bilmiyorum. Yapılamayacağını, yapamayacağını, daha doğrusu bu ülkede böyle bir kanala iş yaptırılmayacağını 26 günde görmüş olduk. Yani bir tür sezon özeti gibi oldu izleyenler için. Sarı basın kartlarının yenilenmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'na bu yetki geçtiğinde bir başvuru talebi yapmışlardı. Başvuruldu. Ondan sonra kendilerine yakın gördükleri yayın organlarında çalışanları Turkuaz kartları hemen verdiler. Ama bize ve pek çok kesime aslında bir basın kartı sorgulama butonuna bastıkları zaman iptal gerçeğiyle yüzde kaldılar ve ciddi bir tepki verildi. Çok sayıda insanın basın kartı aslında iptal edildi. Ama bu iptali kabul etmiyorlar, incelemeler sürüyor diyorlar. Bizim gazetemizde de 20-30 yıldır mesleği yapan arkadaşlarımıza bu kartları vermediler. İletişim Başkanlığı oturuyor, karar veriyor. Bunlar gazetecilik yapabilir, basın kartı kullanabilirler ama bunlar gazetecilik yapamazlar, bunlara basın kartı yok dediği, gazeteci seçtiği bir dönemi yaşıyoruz.
basın ilan kurumundan aldığımız gelirler, reklam karşılığı gelen gelirler çok önemli. Ayakta kalmamızın en önemli dayanaklarından biri. Bu ilan iptali anlamına gelmiyor ama ilan alamıyoruz ve üstelik cezalar veriliyor. Yani AKP öncesi dönemde en fazla 3 günlük ilan kesme cezası almıştık biz. Ama bugün 45 gün mesela verilebiliyor. Yani bu deli bir şey. Devletin yayınlaması gereken bir sürü ilan var. Yani bunun da ötesinde aslında siz onlara hizmet sunuyorsunuz. Bunun karşılığında da size para veriyorlar. Ama şimdi bu da çok ciddi bir baskı aracına dönüştü. Basın ilan kurumunun hangi gazeteye ne kadar ilan verileceğiyle ilgili yetkisi son derece şekli bir yetkidir. Şu kadar tirajı var mı? İşte bu kadar ölçüde çıkıyor mu? İlanları gereği gibi yayınlıyor mu? Bu kadar. Yoksa işte Kızılay haberleri yaptın, Fahrettin Altun'la ilgili haberler yaptın. Haberin içinde polis saldırdı yazdın. Oysa ki polis saldırmaz, müdahale eder. Müdahale eder demeliydin. Böyle bir şey şimdiye kadar hiç görülmedi, duyulmadı. Basın ilan kurumu diye bir varlığın, gazetelerin idari müdürleri dışında kimse bilmezdi. Ama şimdi hakikaten iktidarın sopasına dönüşmüş durumda, amiyane deyimiyle. Bu yolla da cezalandırılmaya çalışılıyoruz. Bambaşka bir gündem belirliyorlar ve bütün televizyon kanallarına baktığınızda, gazetelere baktığınızda bunların anında bu talimatla harekete geçtiğini ve o sahte gündemin içinde bir ülkenin gerçek dertlerinden, zamlardan, yoksulluktan, yolsuzluklardan, haksızlıklardan, insan hakları ihlallerinden, adaletsizliklerden, bütün hepsinden insanların bilgisi olmamasını sağlamak için bir karartma görevi görebilecek gündemlerle her şeyi baskılanmaya, susturulmaya, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Gazetecilik olmazsa demokrasi olmaz. Ülkemizde yolsuzluklar, hukuksuzluklar, istismarlar bir daha yazılmasın istiyorlar. Ve bunun karşısında, yani bu hakikati anlatmak için mücadele eden gazeteciler karşısında bu mesleğe tamamen ihanet eden, sadece bakın ülke sevdası da olmayan, vatan sevdası da olmayan, gerçekten neye hizmet ettiklerini de bilen ama sadece ceplerini doldurmak için, sadece itibar almak için, sadece Cumhurbaşkanı uçağına binmek için veya sadece daha o devlet olanaklarından faydalanmak için, atanmak için bu mesleği satan, bu mesleğin onuruna, gururuna hiçbir şekilde değer vermeyen insanlar bu sektörde olmaya devam edecek. Ama her şeye rağmen umut verici buluyorum. Yaşadığımız her şeyi inatçı, bir avuç gazeteci, 3-5 tane kurum arkalarında dayandıkları güçlü bir sermaye grubu olmadan gazetecilik yapacağız inadıyla, halkı haber almaktan mahrum bırakmayacağız inadıyla bu işi sürdürüyor ve ben bunun boğulacağına da inanmıyorum. Hiçbir şekilde halkın haber alma özgürlüğünün önüne geçemeyecekler. Bunu yapmanın yolları bulunacak. Gazeteleri kapatsalar başka yollar bulunacak. Bu da böyle bir dönem olarak yaşanacak. Umuyorum bize de bunun onuru kalacak.